Herkese merhaba. Ada Camping'deyiz. O kadar rüzgar var ki muhtemelen video kötü olacak. Kusura bakmayın, şimdilik mikrofonumuz yok. Şöyle yüzeysel size Ada Camping'i gezdireceğiz. Ada Camping gerçekten çok 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 düzenli bir işletme. Bir hanım gözüyle nasıl? Bir kadın gözüyle. Yani zaten yenilenmiş. Gerçekten içine sinecektir ortak alanları. Yani biz bulaşık yıkama alanını falan kullanmadık, evet, ama lavabo kısmını kullandık. Gerçekten hiç kirli görmedim. Sürekli temizleyen zaten çalışanlar var. Her yerde çalışan var. Evet. Belediye olduğu için bayağı bir çalışan var ve burada küçük motosikletler var. Motorlu araçlar var diyeyim daha doğrusu. Onlarla bir şey olduğu zaman size yardım ediyorlar. Eşyalarınızı taşımanıza da yardım ediyorlar. Biz ihtiyaç duymadık. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Her karavanın park edeceği yerde elektrik, su ve gri su gider yeri mevcut. O yüzden bu gider hortumunuzla gelmeniz bayağı avantajınıza olur. Tamam, ben şimdi onların hepsinin teknik detayını anlatayım. Öncelikle şurası karavan kamp alanı. Burası hem karavan hem de çadırlık bir kamping. Şöyle gördüğünüz gibi hemen arkamız deniz. Orayı göstereceğim size ama orada çok rüzgar var. Anlatacaklarımızı rüzgarsız bir şekilde anlatalım inşallah. Bakın şöyle yazmışlar işte. Karavan 20. Böyle numaralandırmalar var. Gelip buralara yerleşiyorsunuz. Hemen elektrik. Elektrik her karavanın önünde yok ama iki karavana ortak noktada. Yani şöyle 25-30 metrelik bir elektrik kablosu yetecektir. Onun dışında bütün karavanların önünde şu şekilde gider hattı ve temiz su musluğu diyeyim artık. Temiz su musluğunuz var. Şunun ağzına geçirilen o plastik hortum aparatları var ya, onlardan almanızda fayda var. Burada mağdur olmazsınız çünkü yakından albur gibi bir şey görmedik. Araçları içeriye almıyorlar. Sadece karavanı yerleştirebiliyorsunuz ve eşyalarınızı indirebiliyorsunuz. Ondan sonra şurada korunaklı otoparkı var. Oraya yerleştiriyorsunuz. Biz bunu daha yeni gördük. Kamp alanında, yani karavan kısmında şu şekilde iki tane, hatta üç tane lavabo varmış ve burada da tuvalet varmış. Şu an size gösterirken gördük. Biz şimdi bayağı göstereceğim. Yürüyorduk. Biz bayağı yürüyorduk. Bak şimdi birisi geldi. Beyaz tişörtlü arkadaş. Ada Camping'in çalışanı. Yardım ediyorlar işte. Yerleşirken tabii, yerleşirken zorlanmıyorsunuz. İşte bakın otoparkın üstünü şu şekilde kapatmışlar. Otopark da bayağı geniş. Yani yeteri kadar alan var ki biz mesela bayram tatilinde geldik buraya. Gayet yoğun bir kalabalığı yoktu. Ramazan yani bayramındayız, evet. Şu an yazın ne olur bilmiyoruz ama şu an çok keyifli bir tatil geçirdik. Kaç gün kaldık biz burada? Cumartesi gecesi, pazar gecesi, pazartesi gecesi, salı gecesi. 4 gece kalmışız. 4 gece 5 gün. Gece gün ne? Bugün çarşamba. Artık kalmıyoruz. Aha. Gidiyoruz işte. Evet. Bu arada şu gördüğünüz beyaz motokaravan var ya. Özgür abi. Özgür Camper. Biz onunla dikili kampında tanışmıştık. Burada da tesadüf denk geldik. İpoda'da da birlikte yan yana gelemedik. Bakın buradan giriyorsunuz. Ada Camping'in girişi şurası. Oradan giriyorsunuz karavanınızla. Bu kapıyı sizin için açıyorlar. Yerleşiyorsunuz. Ondan sonra ne var? Başka hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Çünkü tesiste her şey sizin ayağınızın altında. Burası da mesela karavan bölümü. İşte iki tane musluk, bir tane de gider hattı. Dilerseniz yanınızda spiral boru getirin. Karavanınızın giderini direkt buraya bağlayın. Dilerseniz de pis su tankınızı direkt buraya boşaltabiliyorsunuz. Bahsettiğim elektrikler kolay gelsin. Sağ olun. Beni çekiyorum. Sizi övüyorum şu an. Evet, şu yakışıklı gördünüz Ada Camping'de. Ya gerçekten çalışanlar çok güler yüzlü. Evet. Yani her alanda işte lavabo kısmında çalışanlar, burada yer gösterenler, otoparkla ilgilenenler, herkes gerçekten çok güler yüzlü. Keyifli bir tatil geçiriyorsunuz burada. Burası çadırcıların kaldığı yer. Ada Camping'in kendisine ait şu şekilde çadırları var. Maviler biraz küçük. Ön tarafta böyle ne denir ona? Oba gibi daha büyük çadırlar var. Onlar biraz daha geniş. Geniş, yani büyük aileler muhtemelen orayı tercih edebilir. Şurada kendisine ait pidecim diye belediyenin, Ada Camping'in bir işletmesi var. Ne varmış? Pide, pizza, kebap salonu. İşte çadırcılar burada rahat edebilir. Şu şekilde masalarınız var. Buna ne deniyordu? Kamelya. Şu şekilde kamelyalarınız var. Şöyle ormanlık alan işte. Evet. Tuvaletler 10 numara. Pırıl pırıl. Sabah akşam temizliyorlar ablalar. Sağ olsun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bize bu hijyene layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Burası, kimseyi rahatsız etmeyelim. Burası ortak mutfak. Mutfaklarda temiz, muhtemelen kullanılmış. Şurada herhalde burası pişirmek için şu kesip hepsi kullanılmadığı için, yani hepsi temiz değil. Evet.
ama genelde temiz. Çünkü muhtemelen ağaçlardan fırlayan zımbırtılar burayı birazcık böyle göstermiş. Ve kampın diğer avantajı, diğer büyük avantajı, çoğunda avantaj var da şu şekilde bir, bakın kendisine ait Ada Market diye bir marketi var. İçinde fiyatlar normal, hani nasıl denir ona, tatillik yeri yani pahalı olur ya, burada öyle bir şey yok. Fiyatlar gayet normal. Şurada küçük bir tane kasabı var, Halk Ege Et diye. İnsanlar buranın etini seviyor muhtemelen. Çok kalitelidir herhalde. Onun dışında bakın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı hanımefendi. Evet, buralarla ilgileniyor. Burası, şurası resepsiyon giriş bölümü. Burası bayan tuvalet. Evet, çekiyoruz. Arkadaşımız yakışıklı kardeşim. Teşekkür ederiz. Burası bayan tuvaletler. Dediğim gibi tuvaletler temiz. Şurada da duş alanı var. Her daim sıcak suyunuz var. Şuraya da bir ortak alan yapmışlar. Akşamları gençler kalabalıksa şöyle birleştiriyorlar, eğleniyorlar. Güzel yer. Sevdik. Burası bayan duş alanları herhalde. Biz buraları kullanmadık ama temiz görünüyor. Yani lavaboyu kullandık. Evet, temiz. Ben sabahleyin anlatabilmek için çektim. Yine o arkadaş. Yine o arkadaş. İsmini söyle bari. Gökhan kardeşimiz. Evet, şuralara muhtemelen yine bir şeyler yapacaklar çünkü burası çok boş kalmış. Ha, park varmış. Bak, bunu görmemiştim. Bir tane daha park var. Karavan. Ha, evet ya. Bizim ilk yerleştiğimiz yerdeki park değil mi? Hatta bak, oyun alanı da varmış. Biz de şu an keşfediyoruz kampı. Şu an kullanamıyorsun ama işte şöyle çocukları oyalayacak. Muhtemelen sezonda bu alanda açılıyordur. Muhtemelen sezonda burada çocuklar alt alta üst üste oynayacaklar. Çünkü gerçekten çok 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 insan alacak bir kapasitesi var. Şimdi birazcık sahile doğru gidelim. Değil mi? Sahilini gösterelim biz. Bu arada buraya yakın, yani çok yakın bir tane market Nazar, var. Nazar Market 7/24 açık. Gece de oradan eksiklerinizi giderebiliyorsunuz. Ve gerçek anlamda birçok eksiğinizi de bulabileceğiniz bir yer. Evet, her şey var. Yakınlarda zaten hemen şey var, fırın var, A101 var. Hani öyle zincir marketler de var. Hiçbir evet. Sorun yaşamazsınız. Onu da söyleyelim. 2,5-3 kilometre geride A101 var. Ne vardı? Şok var. İşte tekel var. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her şey var. Ya şu an rüzgar var ya, acayip. İnşallah sesimiz düzgün İnşallah. Geliyordur ya. Bu arada şu sahilin önünde de çok güzel bir bisiklet yolu var. Bisikleti evet. olanlar kesinlikle bisikletleriyle gelsinler. Biz yükümüz çok olduğu için getiremedik. Aynen. Ama gerçekten şimdi göreceksiniz. Önce kendimi gösteriyorum. Alışın. Şimdi size efsane manzara göstereceğim. Nasıl sevineceksiniz? Çadırlardan ama gittikçe herhalde bizim sesimiz evet ya, rüzgardan Allah bizim yardımcımız olsun. İşte size bahsettiğimiz büyük çadırlar. Şu beyaz olanlar. Bu arada resepsiyona kaydınızı yaptırdıktan sonra size bir tane bileklik veriyorlar. Şöyle bununla girip çıkıyorsunuz çünkü her yerde güvenlik var. Diğer insanlarla muhtemelen karışmayalım diye. Bu arada biz karavanın ne kadar çok bu arada dedim ya. Bir daha diyeyim. Bu arada karavanın geceliğine 155 lira verdik. 4 kişiye kadar fiyat değişmiyor. Eğer 5. bir kişi olursa ona da gecelik ekstra 30 lira alıyorlarmış. Şurada küçük bir de bar var. Nazar Market'te değil mi seninki? Evet. Bak Nazar, az önce bahsettiğimiz Nazar Market. 7/24 açık dedim, yalan mı? 7/24 açıkmış. Şöyle küçük. Şirin bir bar. Rüzgar. Evet, şu an konuşmuyorum. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. 3 tane atlangoç genç. Fiyatları da çekiyorum. Bakayım. Evet, fiyatları çekeyim mi? Çay 3 lira. Türk kahvesi 8 lira. Tuborg 35 lira. 2022. Ha, 2022 Mayıs. Bak. Nasıl? Abi biz daha sonra geldik. Şurada 3 tane atlangoç yüzüyor. Yani biz yüzemedik ya. Çok çok soğuktu. Plaj böyle. Eğer sesim geliyorsa ücretsiz şezlonglar var. Kullanabiliyorsunuz. Duş var. Onun dışında hemen zaten gösterdiğimiz tuvaletleri kullanabiliyorsunuz. Ben
Biz sabahleyin şurada kahvaltımızı yaptık. Ve ada kamping efendim. Bahsettiğimiz bisiklet yolu da burası. Şu ileride geniş bir arazi var. Ya şu dalgaları bir görün ya. Eş dost yazmış bana oraya kadar gittin yüzmedin mi diye. Allah aşkına şurada yüzülür mü? Mümkün mü? Bak şimdi kampinge giriyorum ve sakinleşiyor ortalık. Hoppala. Gerçekten güzel bir işletme. İlgili bir işletme. Belediyenin zaten. Ve güvenlikle alakalı şöyle bir şey var. Ben 2'dir denk geliyorum. Muhtemelen standart bir şeydir. Bekçiler var burada. Bekçiler gece burada devriye atıyorlar. Ve bizim yerleştiğimiz yerde hemen burası. Biz biliyorsunuz bizim oturma kısmı arkada kalıyor ve manzaramız şu. Gördüğünüz gibi polis de devriye atıyor. Bizim naçizane anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Sesten dolayı tekrar özür diliyoruz. Unuttuğumuz ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Ve takip edebilirsiniz. Asla hayır demeyiz. Evet, takip edin. Sorularınızı sorabilirsiniz. Seve seve cevap veririz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim.